Şimdi geldik o çok önemsediğim şeye. Onu size okuyacağım. Yani hakikaten sizlerle, yani Ebru'larla konuşurken bazen hep bu kafamdan bunlar geçiyor. Bunlar prim sahnesi gibi şeyler. Bir takım kuruluşlar ortaya çıktı diyor. İnsanlar yavaş yavaş bir araya gelmeye başladı ve ilk önce bir araya gelenler kimler biliyor musunuz? Kurtuluşta kadınlar. Yani kadın ayrımcılığı yapmayayım. Yani ben bir kadın olarak, ama bu böyle. Kadın çok daha pratik zekalı biliyorsunuz. Ve kadınlar çok daha çok ulaşabiliyorlar. Ve Osmanlı döneminde göze batmıyorlar. Yani bir kadın bir yerden bir yere giderken İngilizler buraya silahları sakladı diye falanca yere iletebiliyor ve dikkat çekmiyor. Ne yazık ki bir tanecik dizi izliyordum şu televizyonlarda. Onu da kaldırdılar. Çok hoşuma gidiyordu o Deli Saraylı diye Ferran Kutman'ın oynadığı. Orada vardı mesela bu olay. Ve ikincisi hemen örgütlenenler esnaf. Esnaf teşkilatları ve kadınlardır yani hemen. Rum ve Ermeni saldırılarına karşı Mimmin Müdafaa-i Milliye harekete geçiyor. Ve her semtte örgütleniyor. Kadın örgütleri istihbarat ağırlıklı görev yapıyorlar. Bakın ben burada hakikaten hayranım yani kendi milletime ve kendi kadınlarıma. Haberleşmeyi şöyle örgütlüyorlar. Her sınıftan kadın var. Çok ilginç bu. Polis Şefi Azmi Bey'in eşi de örgüt içinde. Prenses Nimet Muhtar da var. Prenses. Topkapılı Ebe Şahende Hanım da var. Şair Şüküfe Nihal de orada. İkinci Abdülhamid'in kızı Naima Sultan da milli yeraltı direnişinin başında. Bütün bunlar. Rık diye buradan böyle silah geliyor diyor. Bırt bilmem ne diyor. Böyle bir şey ya. Bu nasıl bir şeydi? Bu dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bu ilk olanlardan biri burada. Bu beni hakikaten çok etkiliyor. Diğer bazıları mandacılığı çözüm olarak görüyorlar. Maalesef Halide Edip bunlardan biri. Amerikan mandası gelsin diyor değil mi? Maalesef. Böyle olabiliyor. Mesela daha sonra Kurtuluş Savaşı'na katılıyorlar ama Halide Edip, Yunus Nadi, Celal Nuri gibi isimler Türk Wilsoncular Birliği diye örgüt kuruyorlar. Türk Wilsoncular Birliği. Yani bölünelim diyenler. Şimdi bakın söylediği ve beni çok etkilediğini söylediğim şey şu. Onu size okuyacağım. Bu hakikaten etkilenilmeyecek gibi değil. Diyor ki elektrikçi vardır aranızda. Bir elektrik şebekesi gibi. Bir elektrik şebekesi gibi devreye giren tarihin emridir diyor. Bir şeyleri değiştirmek. Elektrik şebekesini biliyorsanız eğer çok ilginçtir. Ben burada dururum. İstanbul'da, Fethiye'de, Edirne'de böyle dururum. Böyle düşünürüm. Ve buna uygun hareketler yaparım. Aynı şekilde Edirne'de Şükran, Hatay'da Mehmet, Fethiye'de Ebru, falan yerde falanca herkes aynı biçimde düşünmeye başlar ve aynı biçimde hareketler yapmaya başlar. Kimseyi dışlamadan AKP'ye de oy verebilir, CHP'ye de, MHP'ye de, başka yere de, Saadet'e de, neyse. Bunun dışında bir araya gelip kahve içmek, siyasi konuşmalar falan değil, sivil savunma olarak ne yapabiliriz? IŞİD bir yere girdiği zaman trafoları bombalıyor. 5 saat sonra hiçbiriniz telefonu çalışmayacak. Kimde jeneratör var? Bunun çalışmaları yapılmalıdır. Bu kadar net söylüyorum. Yani gayet basit bu. Ben, babam benim, Halep doğumlu. Ben 2011 Mart'ına kadar Halep'e gidip yemek yiyordum ayda bir. Çok sevdiğim bir şehir Halep. Babamı hatırlıyordum. Baron Otel'e gidiyordum. Atatürk'ü anıyordum. Bir anda oldu. 2 gün önce hiçbir şey yoktu. Ben 15 gün önce oradaydım patlamalar olmadan. Ama bir daha. Yani çok gittik ondan sonra da Lübnan üzerinde. Ama öyle oluyor yani. Bu korkutmak, gözünüzü korkutmak, ay ne korkunç falan dedirtmek için değil. Ama her şey olabiliyor. Reyhan ne oldu ya? Mustafa Kemal Palaoğlu müdafaa hukuku şöyle tanımlıyor. Milli mücadele hareketi siyasi bir harekettir. Siyasi parti değil ama. 32 parti var. Hayır, onlardan biri değil. Siyasi bir harekettir. Fırkaların ve partileri dışında ve üstünde kendi başına siyasi bir harekettir. Bu müthiş bir laf. Bir namus hareketidir. Bu müdafaa-i hukuk ruhudur. Nedir müdafaa-i hukuk? Hakkımı, hukukumu müdafaa edeceğim ben. Ben hakkımı müdafaa edeceğim. Yani çıkıp dolaşmak değil. Hakkım neyse ben onu müdafaa edeceğim. Nedir benim hakkım? Ben televizyoncuyum ve çalışmak istiyorum.
Ben onu müdafaa edeceğim. İşte onun için dolaşıyorum. Ben kendi hakkımı mesela müdafaa ediyorum bana. Atatürk bu ruha isim takmış. Yine insan ölüyor hakikaten ya bunları duyunca. Milli vicdan diyor. Milli vicdandır bu ruh diyor. Ve onun oluşturduğu cepheye de bir isim takmış. Namus cephesi diyor. Çünkü neden? Biliyorsunuz. İlk önce kadınlara el atılıyor. Genç kızlara el atılıyor. İşgal başladığı zaman biliyorsunuz Sütçü İmam hikayelerini, Şehit Kamil hikayelerini biliyorsunuz. Kadınlar anında genç kızlar ve kadınlar. Yani namus elden gidiyor. İşgal askeri girdiği zaman bence bugün işgal askeri televizyondur. Budur. Ben emin olun bu programları hazırlarken bu tarz benim, işte benim stilimi izledim. Yarışma programlarını izledim. İzdivaç programlarını izledim ve ağlayarak izledim. Eşim şahidimdir. Ağlayarak izledim. Çünkü neden biliyor musunuz? Genç kızken, çok küçüktü yaşım. Japonya'ya gitmiştim. Aynı duyguyu hissettim. Bir gece kulübüne girdim. Gece kulübünde sahnede kepini arkaya doğru indirmiş, kulağında küpeler olan, işte o zamanın modası neyse, pantolonları dizinin altına kadar işte ayakkabısının yani üstüne gitmiş bir grup var. Ve bunlar işte söylüyorlar şey, Japon yani bunlar. She loves you, yeah, yeah, yeah diye birbirleri. O kadar tuhaf geldi ki baktığın zaman. Yani bir Japon, Japonların inanılmaz bir müzik kültürü var bu arada. Ama onlar yeah, 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 yeah filan yani bu. Arkamı döndüm, iki tane sarı kafa var, Amerikalı asker. Gözlerinde şehvet vardı, şehvet. Adam şehvet içindeydi. İşte Allah'ın Japon'unu böyle benim müziğimle böyle yaparım ben diye bakıyordu sahneye. Ve yemin etti bu anda. Allah'ım dedim yani hakikaten. Nasıl bir gurur duyuyor biliyor musun? Şebeye çeviririm Allah'ın Japon'unu Beatles'la bilmem neyle ya da neyse işte ne söylüyorsun. Dinlemeyelim demiyorum dış başka müzikleri, başka şey, herkes her şeyi dinleyebilir ama başka bir şeyden bahsediyorum. Kültürel olarak İdiş edilmiş insanlar. İdiş. Kültürel İdiş diye bir şey var ya, bu korkunç bir şey. Milli mücadele siyasi bir harekettir. Fırkaların ve partilerin üstündedir. Kendi başına siyasi bir harekettir. Namus hareketidir ve müdafaa-i hukuk ruhudur diyor. Namus cephesi diyor bunu. Namus cephesi bugün gördünüz. Kadın diyor ki herkes televizyona çıkıyor ya şimdi kocasına. Beni başkasıyla düşün. Bu programı izleyen başka bir genç hanım, yeni evli bir genç hanım, Kilis'in bir köyünde bunu cinsel bir fantezi olarak kafasına yerleştirecek. Bakın görüyor musunuz? İşte budur İdiş. İdiş budur. Hiç aklına hayaline gelmeyen bir şeyi karı koca saygıyla birlikte olma işini işte böyle şimdi ben ne dersem diyeyim burada ikiye yırtılayım hiç kimsenin aklında kalmayabilir ama beni başkasıyla düşün lafı herkesin aklında kalır. İşte Acun'un yaptığı budur. Sevimli bir adam olabilir ama yaptığı iş budur ve bu çok tehlikeli bir iştir. Çok korkunç bir iştir bu. İşte ben bunun namus hareketi, bununla karşı mutlaka ve mutlaka savaşmamız gerektiğini söylüyorum. Evet, bitirirken uzattım biraz. Ama size bir yer daha okuyacağım buradan. Örgütlenmeye gelince gayet net olarak nutukta anlatıyor. Bakın ne diyor. Örgütümüz işe köyden, mahalleden, mahalle halkından yani bireyden başlamak zorundadır. Bu örgütlenme biçimini birebir Fethullah alıp uygulamıştır. Bunu da söyleyeyim. Birebir taklididir yani. Bireyler fikir sahibi olmadıkça, haklarının bilincine varmadıkça kitleler herkes tarafından ayrı yöne çekilir. Kendini kurtarabilmek için bireyin geleceğiyle bizzat ilgilenmesi gerekir. Aşağıdan yukarıya, temelden çatıya yükselen örgüt sağlam olur ama İşin başında yukarıdan aydınım diyen insanlar aşağıya yani halkın genel temelini aşağı derken aşağılamak değil tabana elini uzatmalı ve tutmalıdır. Ve esas görev bu anlamda aydına düşer diyor. Bizim aydınlarımıza baktığınız zaman hepsi iyiliş edilmiş durumda. Yani adam diyor ki işte diyor vallahi diyor halkımıza inemiyoruz. Sen halka inmeyeceksin bir kere. Yani daha kafandaki şey bile inmek. Halka inmiyorsun. Berabersin.
Beraber yürüyorsun. Sen halksın zaten. Ey aydın. O nedenle bu nutuktaki örgütlenme biçimi inanılmaz önemli. Ülke içindeki gezilerimizde milli örgütlenme önce bireye gidip oradan yukarı doğru şekillenme başladığını şükranla gördük diyor Atatürk. Aşağıdan yukarı doğru şekillenmenin ortaya çıkması için özel çalışmalar yapmalıyız. Bu milli ve vatani bir görevdir. Ben bir anlamda CKD'nin bunu yaptığını düşünüyorum. O yüzden de minnettarım. Çok teşekkür ediyorum onlara. Şimdi efendim, 23 Nisan 1920 meclis kuruldu. Ben bir televizyoncu olarak ömrüm vefa ederse hala iddialıyım. Ölmeden şu sahneyi çekmek isterdim. Yani onu çekeyim, başka da bir şey yapmayayım çok isterdim. Olmadı. Yani mesleğimden koparıldım. Ama emin olun ben bunu defalarca okudum. Defalarca gözüm doldu. Muhtemelen şimdi yine okurken hadi canım kendimi tutmuyorum ama yine gözüm doluyor. Bunu gözlerinizi kapatıp dinleyin bunu. Burada nedir? Bu nedir? Yani bu da ne olur anlayın çok isterim. Sizle paylaşmak istiyorum bunu Fethiyeliler olarak. Çok etkilendiğim bir sahne okuyacağım size. 1920'den. Bu kadar. Şimdi dedik ya hani 3 ana damar var diye. Adamın biri meclis kurulmuş. Geriden bakıyor. Ve tasvir ediyor meclisteki durumu. Bakın nasıl tasvir ediyor. Milletvekilleri çok değişik çevrelerden gelen kişilerdi. Beyaz sarıklı, ak sakallı, cübbeli, eli tesbihli hocalar, üniformalı subaylar, aşiret beyleri, külahlı ağalar, kavuklu çelebiler, Avrupa'dan eğitimden dönmüş, batı kültürüyle yoğrulmuş nokta bıyıklı aydınlar, Kuvayi Milliye kalpaklı gençler, hepsi bir aradaydı. Yani böyle bir sahne düşünün ya, bunu çekmek lazım ya, müthiş bir şey bu. Birbirleriyle sert tartışmalara giriyor, yumruklaşıyor, hatta birbirlerine silah çekiyorlardı diyor. Böyle bir meclis de kuruluyor. Buna karşın ulusal haklar, halkın geleceği, milli mücadele söz konusu olduğunda derhal birleşip kucaklaşıyorlar diyor. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani bu kucak. Hakikaten yani çok garip bir kuruluş hikayemiz var. Her zaman var bu 3 tane ana damar ama mühim olan milli mi gayri milli mi? Buna bakmak. Ve 1923'te meclis kendini yenileme kararı aldığı gün Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor. Efsane insanlarla bugüne geldik. Efsane mesela. Benim babam bir efsaneydi. Sizin de babalarınız, dedeleriniz. Ben şanslıyım. Babam 1893 doğumlu. Yani 36 yaş fark var annemle babam arasında. Böyle garip bir ailede doğdum ben. Ama babam Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı gazisiydi. Dolayısıyla annem giderken işe gidiyordu. Sicil memuru Yakacık Hastanesi'nde beni babamla bırakıyordu. Babam da artık öyle bir yaştaydı ki yani onları düşünemiyordu, bana anlatıyordu. Hatta doktor da bir defa anlatmayın çocuğa travma geçirebilir filan demiş, işte travma geçirilmiş halim bu. Yani evladım işte süpürge otu yiyerek oradan oraya gittim. 3 gün boyunca hiç yemek yemedim. Atların üstünde gittik, sonra bu kafamdan kalpağı çıkardım. Hiçbir saçım kalmamıştı. Yapışmıştı bütün saçlarım kalpağa. İşte ayak çizmemi çıkardım, ayaklarım orada kaldı falan gibi şeyler anlatıyordu ben 5-6 yaşındayken. Efsane insanlardı onlar. Bu insanların anıları Türk milletinin karanlık ve endişeli ve bunalımlı günlerinde, bak Önder, seni Önder, senin için söylüyorum. Bunalıyorum diyorsun. Bunalımlı günlerinde birer umut ve hayat ışığı olarak parlayacaktır. Geçmişi düşünürsen pırıl pırıl parlayan bir geçmişimiz var. İlk meclis yüzyıllar sonra da görev başında olacaktır. O Kuvvayi Milliye ruhunun ta kendisidir. Bu ruha muhtaç olduğunuz her zaman onu karşınızda ve yanınızda göreceksiniz. Bunu görüyoruz. Bizim milletimiz görüyor bunu, bunu hissediyor. Ben bunu biliyorum. Ama engebeler koyuyorlar, engeller koyuyorlar. Hadi bakalım şimdi bilmem ne falan gibi. Ya da medyayla. Bu ruhta olursak bambaşka işler becerebiliriz. Çünkü sonuç itibariyle Ege'de ilk işgal edilen yer Fethiye. İtalyanların ilk işgal ettiği yer Fethiye. İlk kurşunu atan adam Ovacıklı Mehmet Çavuş. Onun dışında isimler vardı burada. Şimdi hatırlamıyorum ama mesela Karamollazade Ethem Efendi, Sivas delegesi. Ejder Hanoğlu Muhammed Efe, Topaloğlu Ahmet Efe, Topaloğlu Mehmet Efe, Feyzullah Efe, Rüştü Efe,
Yani nasıl bir yer ya burası? Çete Emir Ayşe Aydın'da oralarda dolaşan Adile Onbaşı. Gördesi Makbule en önde savaşırken kafasına aldığı tek kurşunla ölüyor. Gördesi Makbuleler filan var yani. Böyle bir yerden geliyoruz. Geçmişte bunlar var. Şimdi bakıyorum hepsi çok güzel kızlar. Hepsi hakikaten işte bu tarz benim, işte benim stilimde bakıyorum kızlara. Bu duygularla bakıyorum. Beni anlayın istiyorum. Çok güzeller, çok zekiler. Ve o formatları Türkiye'ye verenler bizim o güzeller güzeli çocuklarımıza bakıp, genç kızlarımıza bakıp Türk kızlarını bu hale getirdim diye eğleniyor ya, işte ben onu kaldıramıyorum. Sinirimden onun için ağlıyorum. Çünkü o kızları ben uçak mühendisi olarak düşünüyorum. Ressam olarak düşünüyorum. İş kadını olarak düşünüyorum. Matematikçi olarak düşünüyorum. Düşünüyorum oğlum, düşünüyorum. Ve bir bakıyorum yok ediyorlar o kızları. Çünkü yani bilmediğimde ne daha güzel falan diye kızlar çıkıyor ortaya. Oturup ağlıyorum ondan sonra. Sinirim bozuluyor. Buna dayanamıyorum. Bunu yapıyorlar. Bunu çok başarıyla yapıyorlar gerçekten de. Fakat bu ruh, yani milli ruhu mutlaka hatırlamamız ve bugüne nutukta anlatılanları sentezlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve esas sorunun, biliyorum ki bunu kabul etmeyecek çoğunuz ama ben söyleyeyim de, esas soru, biz kime oy vereceğiz değil. Soru bu değil. Bu sizin kafanıza Amerika tarafından 46'da zoraki olarak çok partili sistem getirildi buraya. Hazır olmadığı bir zamanda. Amerika tarafından sokulmuş olan bir soru. Esas sormamız gereken soru şu. Biz kendi sözümüzü nasıl dinleteceğiz? Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletinse o zaman biz egemenliğimizi nasıl kullanacağız? Şimdi egemenlik kullanımı için bir sistem kurmuşlar ama sistem öyle bir çalışıyor ki ve bunu kimse değiştiremiyor çünkü kafada oturanlar sistemi böyle kurmuş. Millet, mesela ben sizi göndermek istiyorum yukarı. Yani meclis yukarıdaysa. Diyorum ki benim adayım Ebru olsun mesela. Ebru'yu sizi göndermek istiyorum ben. Ve bütün mahalle de bunu istiyor. Bütün Fethiye bunu istiyor diyelim. Gönderemiyorum. Bu bana iktidarsızlık duygusu veriyor. Ben kendi vekilimi gönderemiyorum. Eğer çekip vurmazsa kafadan, fazla daha iyi birileri çıkarsa onları da yok ederler, o kadar net. Vurmazsa, orada parti baronları var. Parti baronları diyor ki o olmaz, bu olsun. Bu da olmaz, o olsun. Böyle olmayacak. Herkes, ön seçim diyorlar mesela. Benim üç arkadaşım, yakından tanıdığım, şehit anası Pakizan'a. Teğmen Çelebi, değil mi? Bir sürü adam girdi. Kabul edilmedi. O zaman milletin istediği bunlar. Onlar oraya girmiyorsa ben ne yapacağım? Ya da sizin gayet yakından tanınız Ramazan Kıvrak mesela bir partiye girmeye çalıştı. Kabul edilmedi. Yani hani üzülme canım, hadi aslanım ama dörde koyuverelim seni dediler. Demek ki öyle olmuyor bu işler. Bu işler yeşille oluyor. Yeşil başka bir işler var bu işlerin içinde. Onun için atanmışların değil de gerçekten millet tarafından seçilmişlerin vekili oraya gidene kadar ben vekaleti vermiyorum. Ben asilim, asillerin zamanı diyorum. Böyle düşünüyorum, kusura bakmayın. Ve de size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bir parça dinlenelim diye sonuna doğru. Bakalım burada var mı, koymuş mu? Özcan, buralarda mısın? Ben şimdi bulamazsam sana nasıl göstereceğim bunu? Ha, buldum, buldum. Tamam. Size bir kere şu gezilerimizdeki insanları göstermek istedim. Onu unutmuştum. Sağ olsun, var olsun. Burada bir kardeşimiz var. Sesi açman lazım galiba. Bunu göstermek istiyorum. Abdullah'a teşekkür ediyorum. Her derdimle o uğraşıyor. Orada kameraya çekiyor şeyleri. Pervin anamız. Fadime. Mersin Aydıncık. Karabük'teki işçilerin anıları.
Çerkezler, Gülçe. Hatay Kilis, Kaçakçı, Halil Ağa. O da çok sevdiğim, gözü kara bir kardeşim. Sokağa çık dediğin anda oradadır. Tokat, müthiş kadınlardır bunlar. O Düzce'de gene Avar, Avar dağdan bir kız. Burası Ankara'ya yakın bir yer. Burası Kahramanmaraş, Eskişehir. Şehit annemiz önde. Bunu biliyorsunuz. Ninemiz, çok sevdiğimiz ninemiz. Bizim apartman görevlisinin evindeyim ben genellikle. Apartman görevlimiz. Pervin Ana'nın çadırındayız. Gene oradayız. Hatay, Mehmet Yuva. Ve Yunus, Yusuf'u tanıyorsunuz. Yusuf Yavuz ve İsmail Akçay, çok sevgili İsmail Akçay. Malatya. İşte Malatya'da bana kızların durumunu anlatan kardeşlerim, şu beyaz pardesülü olan Fatma'dır. Biri matematik, biri tarih hocasıdır. Çok değerlidirler. Aybegül Koç, Trabzon, Fatih Ana, şehit annemiz. Ve İsparta Eridir'den Şifra. Bana nutuk okuduğunu söyledi ve ciddi misin dedim, nutuğu çıkardı gösterdi. Onlar bizim kadınlarımız, onları alkışlıyoruz. Sağ olsun, var olsun. Ebru'nun yaptığı gezi sırasında tanıştım onlarla. Çok çok değerli. Hemen arkasından benim için çok değerli olan, bitirmeden sizle bir şey daha, bir dakikalık bir şey paylaşmak istiyorum bu sefer. Ben İzmir Marşı hastasıyım bu arada. Ve bütün bu işleri yapanların kimler olduğunu hatırlayalım istiyorum. Bütün bu işleri yapanlar aslında şu insanlardı. Bakın, kimler var burada? Bakın kimlerle konuşmuş. Mollalar, imamlar. Selamlıyorum hepinizi, sorunuz varsa.